Nasıl geçti günün? Yorucuydu be Kadir. Ya bazen böyle insanlarla ilgilenmek o kadar yorucu oluyor ki. Diyorum ki Nesin, git bir sahil kasabasına yerleş. Oh, yanında bir de sevdiğin olunca tadından yenmez değil mi? İnsan başka ne ister? Ama işte o aynı insanlar bazen de beni o kadar mutlu ediyorlar ki. Bugün mesela akşamüstü aldığım bir haber bütün yorgunluğumu aldı. Vay be. Seni bu kadar mutlu eden insanı merak etmedim desem yalan olur. Çok pardon aşkım. Bunu açmam lazım. Aç, aç. Alo? Efendim Tolga'cığım? Hah, Nesrin. Bak şimdi ne diyorum biliyor musun? Aslı'ya evlenme teklif edeceğim. Dizlerimin üstüne çöktüm. Benimle evlenir misin? Dedim, o da kabul edecek diye düşünüyorum. Kabul ettiği bir senaryodan bahsediyorum şu an. Kabul etti. Ben yüzüğü takıyorum parmağına. Tam yüzüğü takarken yukarıdan üstümüze kırmızı gül yaprakları dökülüyor. Nasıl? Yani ne diyeyim bilemedim. Yani ne ya? Yani derken? Aşkım sence de biraz eski moda değil mi? Nesin? Siz Hakan'la biri olduğunuz benim hevesimi mi kaçırmaya çalışıyorsunuz? Yani öyle bir şey varsa eğer söyleyin çünkü bu romantik fikirler boşa gidecek. Aşkım yani görmemiş gibi gül yağmuru ne Allah'ını seversen ya. Hayır Tolga'cığım o kadar çiçeğe yazık. Bak Nesrin, ben Asya'ya hayatı boyunca unutamayacağı bir teklif yapmak istiyorum. Öyle bir kuru kuru yani yüzüğü verdim evlenir misin falan olmaz öyle. Bir aksiyon olması lazım yani. Mesela Hakan'a yazdım az önce. Güvercin bulabilir misin hani? Beyaz böyle paçalı güvercin anladın mı? Hani belki onları hani salarız gökyüzüne gibi. Öyle bir şey dedim o da yok. O da olmaz falan dedi. Bak bir şey söyleyeceğim o daha iyi fikirmiş. Tolga şöyle yapalım mı? Ben bir düşüneyim hani ne yapabiliriz diye sonra seni tekrar arayayım tamam mı aşkım? Hadi öptüm seni çok. Bye. İşe yarayın abi ya. Of. Gül yaprağı yağdırmalar falan nedir Nesin? Ha? Pardon öyle birden sordum da özelse sormadım say. Bir tedirgin konuştun o yüzden. Ay ben dayanamayacağım söyleyeceğim sana. Ama sır bak kimseye söylemeyeceksin. Evet, Tolga ile alakalı o anladık onu zaten. Ne işler çeviriyor yine? Çok güzel şeyler olacak. Çok güzel şeyler olacak. Şöyle oturalım mı? Sıramı anlatayım sana. Ver. Hediye, annem yattı mı? Yattı, yattı. Yarın karışacak ya buralar. Önden dinleneyim bunu. Evet. Aratalım bakalım. Yaratıcı sürpriz fikirleri. Aa, Tolga. Yarın birinin doğum günü falan mı? Ya, bak merak ettim şimdi. Yoksa Asya'nın mı doğum günü? Asya'nın mı doğum günü? Kadir, hayırdır erkenci sen? He, şey oldu ya. Nesin'in işi varmış, o gitti. Ben de geldim. Asya, uyudu mu, yattı mı? Yattı, yattı. Ha? Evet. İyi, hadi abicim sen bize bir çay koy o zaman. Çay mı koyayım? He. Kalksana kızım. Yani tam üzülmüyordum. Tamam, ye, 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 ye git çay koy hadi. Tamam. Gel. Anne. Hı? Lansman gecesine beraber gidiyoruz tamam mı? Bak bir de sen gelme üstüme. Tolga aradı zaten. Gitmeyeceğim ya. Ben Naz'ın olduğu yere gitmeyeceğim. Eğer beni yumuşatmaya çalışıyorsanız uğraşma. Yumuş. Sakin, tamam. İnatçı anam benim. Ya öyle bir şey değil. Başka bir şey var. Şimdi Handan dilini tutamaz diyorum. Önce söylemedim de. O gece Tolga Asya'ya evlenme teklifi edecekmiş. Ay, ay. Sahiden mi? Abla? Ablam. Duydum. Ne oluyor ya? İyiyim abla. Çok sağ ol. İyiyim. Çekirge gördüm. Korktum bir anda.
Ödüm koptu ya. Ya benim de. Sen ne açtın camımı ama? Hadi kapa. Kapa, üşüyeceksin. Hadi. Tamam, iyi geceler. Hadi Allah rahat versin. İyi geceler abiciğim. Ya elini de mi tutamıyorsun sen? Kızım sen ne biçim bir insan oldun? Anne ne yapayım, bir an heyecanlandım. Sevindin ama değil mi? Güzel haber. Güzel haber. Ay çok güzel haber Kadir. Ya gülsene annem ya. Gülsene biraz. Sevinmedin mi? Ay çok. Ay Tolga. Böyle bir romantizmi hiçbir kadın karşı koyamaz. Sever mi diyorsun? Güzel. Çok iyi. O zaman yarın sabah erkenden gerekli bütün malzemeleri ayarlıyoruz. Tamam. Şey, Suzan Hanım? Suzan Hanım herkesle beraber yarın öğrenir. Ona da sürpriz olsun. Yani şimdilik bizim aramızda sır seninle, tamam? Tamam. Uyandın mı? Hazırlan. Almaya geliyorum seni. Yoldayım. Barset yokken uyusaydım bu saatte nereye gideceğiz ya? Efendim? Bir şey sordum akşam. Cevap vermemişsin. Evet, biraz geç gördüm. Mesaj bildirimiyle seni uyandırmak istemedim. Annemleri niye çağırdın? Bu akşam özel bir akşam. Onlar da bizde olsun istiyorum. Ayrıca Nazlı ile hiçbir işim olamaz. İyi, tamam. Hadi gel, al beni, kahvaltı yapalım. Yok yok Asya, gelemem. Hiç vaktim yok. Daha yapılacak bir sürü iş var. Hatta Hakan geldi şu an. Çıkmamız lazım. Ben çıkıyorum şimdi, akşam görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi abicim, acelemiz var. Sen kahveni koymuştun. Keyif yapıyorsun ya burada. Tamam oğlum, bırakırım ya. Sakin. Bırak kahveyi ya. Oğlum ben galiba senden daha heyecanlıyım ya şu an.